İzmir, Bornova'da çarşamba günü çıkan orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alabildi. Yangında 112 futbol sahası büyüklüğünde alan ve 7 ev zarar gördü. Yangın geride büyük bir tahribat bıraktı. Alevlerle mücadele saatlerce sürdü. 7 ev hasar gördü, 112 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü. İzmir'deki orman yangınından geriye siyaha bürünen araziler kaldı. Tabii zayiat çok. Ağaçlarımda çok zarar var. Evde var. Ev ahşap olduğu için biraz hızlı tutuşmuş. Onun sıkıntısı var. Bornova ilçesi Beşyol mahallesinde çarşamba günü çıkan orman yangını hızla yayıldı. 6 uçak, 10 helikopter, yüzlerce kez sortu yaptı, tonlarca su atıldı. Manisa ile İzmir arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli tünelleri yoğun duman nedeniyle trafiğe kapatıldı. Alevlerin tehdit ettiği iki yerleşim yeri tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın kısa süre sonra da evlere ulaştı. Beşyol'da 3, Sandıç Mahallesi'nde 4 ev hasar gördü. Çocuğum beni bile yangının içinden aldılar beni. Yangın yaklaşık 23 saat sonra kontrol altına alındı. Bazı arı kovanları da yangından etkilendi. Bu arılar artık burada olmaz. Çünkü bu arıların beslenme bölgesi bitti burada. Biz bunları ne yapacağız? Başka bir yere, eğer izin verirlerse, başka bir yere götürmemiz lazım. Daha yüksek bir yere götürmemiz gerekiyor. Alevlerin geride bıraktığı tahribatsa büyüktü. 80 hektar, yani yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğündeki alanın zarar gördüğü belirlendi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yangının Beşyol mevkiinde iki ayrı noktada çıkması kasıt iddialarını güçlendiriyor.